24 ekranlarından bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz yeniden günaydın. Ben Elif Akkaya. Kuter saatler 9'u gösteriyor. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez her sabah olduğu gibi Ankara gündemiyle başlayacak. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz, iyi haftalar diliyoruz. Günaydın Elif Akkaya Kutar. Bayram tatilinin ardından tekrar birlikteyiz. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün ve bir hafta olur umarım. Evet, umarız öyle olur. Evet, ne yaşadık cumartesi günü diyerek başlayalım. İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misillemesi gerçekleşti ama tartışmaları da beraberinde getirdi bu misilleme. Çok fazla yönüyle değerlendiriliyor. Ne dersiniz? Evet. Şimdi İran konsolosluğuna yapılan, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı vardı. Bu saldırının hemen ardından İran ne zaman misilleme yapacak sorusu akıllara gelmişti. Tabii baktığımızda güvenlik uzmanlarıyla yaptığımız sohbetlerde bu noktada İran'ın zaten bir misilleme yapacağı ortadaydı. Sadece zamanı belli değildi. Cumartesi günü de artık akşam saatlerinde, hatta tam saate de baktığımızda 22.50 civarında ajanslara İran'dan 50 tane kamikaze insansız hava aracının havalandı ve İsrail'i hedef alacağına dair ilk bilgiler gelmeye başlamıştı. Daha sonrasında tabii bu açıklamanın ardından tam sayı da ortaya çıktı. 300'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle İsrail'in hedef alındığı bilgisi paylaşıldı İranlı makamlar tarafından. Bu noktada pek çok ülkeden yine açıklamalar vardı. O saldırının başlamasıyla beraber hava sahasını kapatan çevre ülkeler oldu. İsrail ordusu İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ülkenin güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasarlar meydana geldi. İran'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrası bir İsrail üssünde bir kişinin yaralandığı bilgisi var elimizde. Diğer taraftan saldırı sonrası İran, İsrail'i uyardı. Operasyonun tamamlandığını belirten İranlı yetkililer, İsrail tarafından misilleme yapılması durumunda daha ağır yanıt verileceğini de yine açıkladılar. İsrail tarafındaysa savaş kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapıldı. Bu açıklamada İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. Yani önümüzdeki süre zarfı içerisinde bölgedeki gerginliğin yine düşmesi değil aslına bakarsanız. Ne yazık ki bu şekilde devam etmesi bekleniyor. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yine İranlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi vardı. O telefon görüşmesinde de Türkiye'nin bölgede gerginlik istemediği, zaten Gazze konusunda biliyorsunuz ortada bir diplomasi trafiği var. Gazze konusu varken bir İsrail-İran savaşının da gündeme getirilmemesi gerektiğine yönelik bazı uyarıları vardı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Daha sonrasında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile de yine bir görüşme gerçekleştirdi Fidan. O noktada da bölgedeki gerilimin azaltılabilmesi için atılabilecek olan adımlar değerlendirildi bakanlar arasında. Ancak gerek İran cephesine gerekse de İsrail cephesine baktığımızda özellikle İsrail'in bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz açıklaması önümüzdeki süre zarfı içerisinde İsrail'den yine İran'a yönelik bir saldırının gerçekleşebileceğinin ilk sinyali olarak aslına bakarsanız kayıtlara geçti. Önümüzdeki süreçte böyle bir saldırı olursa İran'da tekrar misilleme yapacağını söyledi. Peki İran'ın yaptığı bu misilleme, daha doğrusu o ilk konsolosluk saldırısının ardından İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısı nasıl bir etki yarattı diye soracak olursanız, zaten 2.2 ülke arasında bugüne kadar gerginlik sürekli olarak yükseliyordu. Ancak şöyle bir durum var. Ne İran ne de İsrail birbirlerine aradan diğer ülkeler çekildiğinde böyle çok da fazla savaş naraları atamıyorlar. Şu an için bölgede çok fazla ülke yine diplomasi trafiği içerisinde. Bu noktada İran, İsrail'e yönelik 300'den fazla insansız hava aracı gönderdi. Böyle bir işte misillemede bulundu. Ne oldu? Sadece askeri üslerden bir tanesine bir bombanın isabet ettiği bilgisi var. Bir tane İsrail'in de yaralandığı bilgisi uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.
şimdi 300'den fazla insansız hava aracı gönderdiğinizde karşı tarafta daha büyük bir etki yaratmak istersiniz. Ancak o insansız hava araçlarının daha öncesinde işte belirli alanlara ulaşamadan da yine İsrail tarafından hava savunma sistemiyle beraber etkisiz hale getirildiği bilgisini İsrailliler ulaştırıyor. Ya İsrail'in hava savunma sistemi çok etkili ya da İran misilleme saldırısını eline yüzüne bulaştırdı diyebiliriz. Yani 300 tane insansız hava aracı havalandırıp sadece bir askeri üste o da küçük çaplı bir noktada bir isabet getirebilmek aslına bakarsanız İran açısından da öyle çok başarılı bir misilleme operasyonuymuş gibi de görünmüyor. Diğer taraftan güvenlik kaynaklarıyla da analiz ettiğimizde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den saldırının ardından ilk açıklama geldi. Hamaney Siyonist rejim ektiğini biçecek, İran Siyonist rejimi cezalandıracak ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden İran'ın İsrail'e insansız hava aracıyla saldırısının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Biden görüşmede ABD'nin İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı. Zaten bu beklenen bir açıklama, beklenen bir görüşmeydi. Bugüne kadar Biden sürekli olarak Netanyahu'nun ve Netanyahu hükümetinin yanında olduğunu vurgulamıştı. Saldırıyı olabilecek en güçlü şekilde kınayan Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir yanıt niteliği taşıyan saldırısına da karşı çıkacağını belirtti. Yani Biden da bölgede şu an için gerginliği istemeyen liderler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı bu saldırı sonrasında. ABD, İngiltere ve Fransa saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Bakın iki cephe. Bir tarafta İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı. Hani şimdi ilk başta operasyonun çok da başarılı olmadığını söyledik ama diğer taraftan şunu da vurgulamak lazım. İran da kendine yapılana karşılık verdi bu noktada. Yani kendi meşru müdafaa hakkı olmasa dahi o noktada bir meşru müdafaa hakkı daha farklı şekillerde kullanılıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan o meşru müdafaa hakkının çok çeşitli kriterleri var. Ancak baktığınızda doğa şeylerinde, kurallarında İran kendisine yönelik bir saldırıya cevap verdi. Ancak daha öncesinde yapılan bir saldırıda Birleşmiş Milletler'in böyle bir reaksiyon aldığını gördük mü biz? Yani İran Büyükelçiliği, İran Konsolosluğu vurulduğunda BM neredeydi? BM'den herhangi bir karar çıkmamıştı. Ya da aynı Gazze'de masumlar ölürken işte aynı BM aylarca toplandı. 7 Ekim'den beri aylarca toplandı da sonunda nihayetinde bir karar çıkartabildiler. Bakıyorsunuz aynı olay, aynı saldırılar İsrail'in başına geldiğinde bir anda acil bir toplantı gerçekleştiriliyor. ABD, İngiltere ve Fransa. ABD Başkanı Joe Biden hatırlarsanız o hastane, şifa hastanesi vurulduktan sonra bölgedeki ilk liderlerden bir tanesiydi. Hemen arkasından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yine görüşmüştü Netanyahu'yla. Fransa'da Macron randevu alabilmek için Netanyahu'nun adeta kuyruğu gibi peşinde koşmuştu tabiri caizse. Bu üç ülke saldırının karşılıksız kalmaması gerektiğini savundular Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantısında. Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Zaten Rusya ve Çin de bu noktada İran'ın en önemli müttefikleri arasında. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz ifadeleri kullandı Birleşmiş Milletler toplantısında. İran'ın İsrail'e saldırısından dünyadan tepkiler geliyor demiştik ya. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel G7 liderlerinin İran'ın İsrail'e saldırısını kınadığını ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını bildirdi. NATO sözcüsü de yine İran'ın İsrail'e saldırılarıyla Orta Doğu'daki gerilimi arttırmasını kınayarak itidal çağrısında bulundu. Sanki Orta Doğu'da hiç gerginlik yok. Orta Doğu'da tansiyon hiç yüksek değil. Bugüne kadar 7 Ekim'den beri masumlar orada ölmedi. Şimdi bir anda da tabii İran böyle saldırınca Batı dünyasına baktığınızda Batı dünyasında da İran bir tukaka yapılma süreci içerisine de girilmiş gibi görünüyor. Ancak görünen köyde kılavuzu istemez. Zaten 7 Ekim'den ve hatta çok daha öncesine gidersek yıllardır Gazze'de, Batı Şeria'da orada İsrail'in gerçekleştirdiği zulüm var. Şu anda bu İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan isimleri ve uluslararası kuruluşları az önce saydık. O isimler ve uluslararası kuruluşlar da ancak koltuklarını ısıtma derdindeydiler. Orada İsrail'li teröristler Gazze'li masumları ya da Batı Şeria'daki masumları öldürürken. Evet, sizin söylediğiniz gibi bir taraftan o boyutu var. Bir taraftan işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail acil toplantıya
çağırıyor, toplantı çağrısı yapıyor. Bir taraftan da Gazze ile ilgili aldığı hiçbir kararı tanımıyor. O kadar çok soru işareti, ünlem var ki gerçekten ilginç bir hafta sonunu geride bıraktık diyelim. Bakalım hangi gelişmeler olacak. Şimdi güzel haberler verelim dediniz. Ona bir örnekle devam edelim. Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımı tekrar Avrupa Ligi şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebrik mesajı vardı. Bununla devam edelim. Şimdi sporda tabii ki farklı branşlarda, futbol dışında farklı branşlara baktığınız zaman Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü. Baktığımızda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu oldu ve üst üste ikinci kez oldu basketbolda. Bu önemli başarılardan bir tanesi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Gerek işte voleybolcularımız, gerekse de yine basketbolcularımız hem erkek branşlarında hem kadın branşlarında ama kadın branşlarında biraz daha aslına bakarsanız böyle uluslararası çapta başarılar görüyor. Erkek basketbol takımı Fenerbahçe'nin o da bugüne kadar yine diğer kulüplerimizle beraber baktığımızda Efes olsun ya da diğer Türk Telekom mesela Ankara'nın en önemli takımlarından bir tanesidir basketbolda. Bugüne kadar pek çok kez başarılar elde edilmişti. Kadınlarımızın elde ettiği başarılar bizleri çok daha fazla mutlu ediyor, göğsümüzü kabartıyor. Ümit ediyoruz ki üst üste ikinci kez dedik, üst üste üçüncü kez olur. Çok daha fazlasını söyleriz buradan. Peki, kadınların başarısı bizi çok daha mutlu ediyor cümlesi içinde. Teşekkür edeyim ve devam edelim şimdi. Ne yazık ki Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik faciası yaşandı. O teleferik faciasına ilişkin de yeni gelişmeler var. İsterseniz onları da aktaralım. Şimdi bir kişinin hayatını kaybetti, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı Elif Hakkı Akutar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklaması vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı Yılmaz Tunç. Cumhuriyet Başsavcılığı ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda iki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iki makine uzmanı ve bir elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yerini inceleme, keşif çalışması yapıldığını ve ön raporunda hazırlandığını belirtti Adalet Bakanı. Şimdi 14 şüpheli burada gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Bu 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 5'i cezaevine gönderildi. Tabii bu noktada herhangi bir hüküm falan yok daha. Çünkü bu 5 tutuklanan şüpheli ve aynı zamanda geri kalan diğer 9 şüpheli de önümüzdeki süreçte mahkeme karşısında çıkartılacaklar ve mahkemede bu olayın iç yüzü aslına bakarsanız tam olarak aydınlatılacak. Bir ön rapor vardı. O ön rapor kamuoyuyla paylaşılmıştı hatırlıyorsanız. Oradaki makara sistemi ve civatalardaki korozyondan daha çok o ön raporunda bilirkişi bahsediyordu. Şimdi tabii o ön raporun ardından detaylı bir rapor hazırlanacak. O detaylı raporla beraber de önümüzdeki süre zarfı içerisinde iddianameler ve mütalalarda şekillenmeye başlayacak. Bayramda hepimizin yüreklerini ağza getiren bir olaydı. 184 kişi mahsur kalıyor. Yani baktığımızda 184 kişi bu teleferik kazasında orada canıyla uğraştı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok daha büyük facialar olabilirdi. Çok büyük bir facianın her can bizim için önemli. O hayatını kaybeden vatandaşımızın yine ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Çok kolay bir olay değil. Ama diğer taraftan baktığımızda 184 kişi eğer ki o teleferik kazası çok daha büyük bir tabloyla karşımıza çıksaydı gerçekten uzun bir süre aslına bakarsanız biz bu acıyı içimizden atamazdık. Diğer taraftan Türkiye'nin turizmdeki as solisti Antalya. Yani Türkiye'de
turizm dediğinizde, tatil dediğinizde bu sadece Türkiye için geçerli değil, Türkler için geçerli değil. Gerçi Türkler için çok uzun süredir Antalya'da tatil yapmak biraz şey oldu da, hayal oldu da oradaki işletmeler sağ olsunlar uyguladıkları fiyatlarla beraber. Ancak uluslararası alanda da Türkiye ve tatil dediğinizde akla gelecek olan ilk noktalardan bir tanesi Antalya. Şimdi Antalya'da böyle bir olay nasıl yaşandı? Böyle bir tehlikenin resmen kıyısından nasıl dönüldü? Hem oradaki vatandaşlarımızın canına nasıl böyle kastedildi? Hem de Türkiye'nin marka değerinin düşürülmesi noktasında gerçekten çok büyük bir felaket olurdu. Yani nasıl böyle bir ihmal, nasıl böyle bir olaya izin verildi? Gerçekten akıl sır erdirilmiyor. Bu soruşturmalar kapsamında da orada hem o vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren, hem orada yanlış bilmiyorsam 184 kişi ama 10 kişi zaten şeydeydi, İKO teleferikte, yani 170 civarında orada mahsur kalan vatandaşımız vardı. O vatandaşlar 23 saat boyunca teleferik kabinlerinin içerisinde yardım beklediler. O çektikleri ızdırabın bedelini ve Türkiye'nin bu noktada marka değerine yapılan bu saldırı, aynı zamanda marka değerine yapılmış bir saldırıdır bu. Bunun da cezası, suçlusu kimse cezasını Türk mahkemeleri kesecek. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Evet, önce yerel seçimler, ardından 9 günlük uzun bayram tatili, yaklaşık 1,5 aylık aradan sonra meclis yarın 16 Nisan'da açılacak. Gündemde neler olacak? Şimdi yerel seçim sebebiyle bir araya gidilmişti. Nisan ayı ile beraber bu aranın sona ereceği biliniyordu ama işte Ramazan bayramı olduğu için ister istemez o takvimde biraz sarktı ve yarın itibariyle artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai başlayacak. Şimdi ilk olarak tabii ki grup toplantıları yapılması bekleniyor. Grup toplantılarında liderlerin vereceği mesajlar bu noktada önemli. Yerel seçimlerin hemen ardından ilk grup toplantıları bunlar. İlk grup toplantılarında liderleri dinleyeceğiz bu hafta. Diğer taraftan yine baktığımızda meclisin gündemini arka arkaya önemli düzenlemelerin gelmesi gündemde. Mesela turizm, enerji, yargıda 9. paket, 9. yargı paketi gelecekti ve İçişleri'ne kadar birçok alanda önemli kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak bütün bunların hemen yanında bir parantez açalım, sivil anayasa çalışmaları. 1 Ekim'den beri sivil anayasa konusu sürekli olarak gündemde tutuluyor biliyorsunuz. Yerel seçim gündemi sebebiyle biraz geride kalmıştı. Çünkü orada liderler biraz da seçim maratonuna odaklandı. Şimdi artık seçim bitti. Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu 4,5 yıllık seçimsiz döneminde hem ekonomi hem de yeni anayasa çalışmaları kapsamında hükümet çok iyi değerlendirmek istiyor. Sivil anayasa çalışmalarıyla alakalı zaten meclisteki bayramlaşma görüşmelerinde bir dizi nabız yoklanmıştı. Gerek AK Parti CHP ile yaptığı görüşmelerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin keza gerçekleştirdiği görüşmelerde bu noktada bir nabız yoklaması gerçekleştirildi. Şimdi bu haftadan itibaren artık gruplar arasında ilk önce grup toplantılarında liderlerin ne söyleyeceğine bir bakılacak. Daha sonrasında da gruplar arasında özellikle AK Parti grubunun diğer parti gruplarını ziyarete giderek bu noktada sivil anayasa ile alakalı hem destek arayışı hem de diğer partilerin çalışmaları hakkında da bir bilgi alışverişi gerçekleştirmesini bekliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu noktada AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten 100 maddelik bir anayasa taslağı üzerine çalıştığını söyleyebiliriz. Daha öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik bir anayasa teklifini hazırlamışlardı. Aslında ortak gerçekleştirilen görüşmelerle beraber o 100 maddelik teklifte bir mutabakata varıldığı gibi görünüyor şu an için. Önümüzdeki süreçte bu sivil anayasa konusu göreceksiniz çok fazla yine gündem yayınlarında konuştuğumuz başlıklar arasında yer alacak. Turizm konusu, Türkiye turizm gelirlerini arttırmaya yönelik hamleler gerçekleştirecek önümüzdeki süreçte. Turizmle alakalı yine kanun teklifinin de en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. 9. yargı paketi, 9. yargı paketi ile alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hemen yerel seçimler öncesinde de yaptığı açıklamalar vardı. Yerel seçimlerden sonra da bayramdan önce de yine gerçekleştirdiği açıklamalar vardı. 9. yargı paketinin Nisan ayı içerisinde artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce komisyon aşamasına, daha sonrasında da genel kurul aşamasına gelmesi beklenen konulardan bir tanesi. Önümüzdeki süreç bayağı bir yoğun olacak milletvekilleri açısından.
Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yeni merkezi yönetim kurulu bugün ilk kez bir araya geliyor olacak. MHP'nin MYK'sında gündemde hangi başlıklar var? Kurultay biliyorsunuz gerçekleşti Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şimdi o kurultayın arkasından ilk kez MYK toplantısı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Şimdi bu MYK toplantılarında 15 kişilik başkanlık divanı belirleniyor. 15 kişilik de başkanlık divanı A takımı aslına bakarsanız bir taraftan. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bundan sonraki süreçte partiyle alakalı kararları alırken yanında duracak en yakın isimler bugün itibariyle artık netleşiyor. Divanda 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alacak. Keza MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyorsunuz son olarak bayramda mesajlarını paylaşmıştı. Şimdi bayramdan sonra da bir dizi olay oldu. Gerek iç siyasette gerekse de dış siyasette. Şimdi iç siyasette bakıyorsunuz İYİ Parti ile alakalı bir seçim, bir başkanlık yarışı var. Bugün saat 12'de de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan adaylarından biliyorsunuz. Meral Akşener'in desteklediği genel başkan adaylarından İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini de hatırlatalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gerek İYİ Parti'deki bu başkanlık yarışıyla alakalı gerekse de önümüzdeki süreçte diplomaside atılabilecek olan adımlara ilişkin işte Gazze konusu, İsrail-İran gerginliğiyle alakalı vereceği mesajlar buradaki MYK toplantısında önemli olacak. 15 kişilik başkanlık divanının bugün itibariyle MHP'de belirleneceğini bir kez daha belirtelim. Divanda 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 2 genel sekreter yardımcısı yer alacak Elif Akkaya-Kutar. Evet, bir taraftan da İYİ Parti'de de artık 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılması kararı alındı. Meral Akşener aday olmayacağını açıklamıştı. Bir değişiklik olur mu? Ne dersiniz? Ya şu anda parti içerisinden gelen mesajlara bakıldığında İYİ Parti'de Meral Akşener'in dönemi artık bu seçimle beraber kapanacak gibi görünüyor. Daha öncesinde sorsaydınız bu soruyu, hani İYİ Parti'de biliyorsunuz Meral Akşener'in ilk açıklaması vardı genel başkanlığa aday olmayacağım diye. O günlerde biraz daha belirsizdi aslında bu konu. Çünkü hala Meral Akşener'le bir dirsek teması kuruluyordu. Meral Akşener'den net cevap gelmediği yönde parti içerisinde bazı konuşmalar vardı. Ancak gerek o açıklama, gerekse de açıklama sonrasında ki duruşla beraber Meral Akşener 27 Nisan'da aday olmayacağını şu an için partiye sinyalini verdi. Eğer ki tabii 27 Nisan'a kadar bir değişiklik olmazsa. Bugün 15 Nisan biliyorsunuz siyasette 24 saat bile çok uzun bir süreç. Yani 15 Nisan'dan 27 Nisan'a yol olur. Hak getire derler yani. O zamana kadar eğer ki bir siyasette olay olmazsa, adaylar arasında farklı krizler çıkmazsa Meral Akşener 27 Nisan'da genel başkanlık koltuğunu kongreyle beraber artık başkasına devredecek gibi görünüyor. Bu noktada bu Meral Akşener aday olur mu olmaz mı iddialarına Müsavat Dervişoğlu, genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu'ndan cevap geldi ki Dervişoğlu'nu şu anda destekleyen isim zaten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Akşener'in görevine devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi Müsavat Dervişoğlu. İYİ Parti'de Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Günas Kodaz ve genel başkanlığa adaylarını daha öncesinde yine ilan eden isimler arasındaydı. Tabii bu adaylarla alakalı şimdi tatil bitti. Tatil süreci içerisinde İYİ Parti'de bazı görüşmeler oldu. Yani acaba yeni adaylar çıkabilir mi diye de şimdi bir taraftan merak ediliyor ya. Bazı nabızlar yoklandı. Gerek delege cephesinde, gerekse de yine partinin yetkili organları cephesinde, önemli isimleri cephesinde. Önümüzdeki süreçte bir iki yeni genel başkan adayının daha çıkabileceği şu an için konuşuluyor. Eğer ki yeni adaylar da çıkarsa çok genel başkan adayı olan bir kongre sürecini göreceğiz İYİ Parti'de. Ancak o isimler gerekli desteği görmezlerse kamuoyunun karşısına hiç çıkmamayı da düşünüyorlar. Onu da altını çizelim. Sadece şimdi baktığımızda Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Günas Kodaz isimleri ön planda. Peki kim
daha yakın genel başkanlık koltuğuna derseniz iki isim bu noktada ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Kore Aydın, bir tanesi de Müsavat Dervişoğlu. Müsavat Dervişoğlu direkt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından desteklendiği için şu anda partiden aslına bakarsanız ilk sinyali göndermiş oldu ve Müsavat Dervişoğlu koltuğa yakın isimler arasında yer alıyor. Diğer taraftan tabi orada Kore Aydın gerçeğini de unutmamak lazım. Kore Aydın da İYİ Parti'de önemli isimlerden bir tanesi. Özellikle delege üzerinde büyük bir etkisi olan isimlerden bir tanesi. Yüksek ihtimaldir ki yarış bu şekliyle 27 Nisan'a gidersek Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçecek gibi görünüyor. Her iki isim de genel başkanla eşit düzeyde yakın. Hani birisinin daha fazla önde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Koray Aydın parti tabanından destek alan isim, Müsavat Dervişoğlu genel başkan tarafından desteklenen bir isim. İki isimden bir tanesinin olacağı düşünülüyor. İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğunda. Ancak her iki isim de partiyi siyasi olarak farklı kulvarlara çekebilecek olan isimler. Bunu da önümüzdeki süreçte konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan kolaylıklar diliyoruz. Analiz sentezde de kısacık bir ara, sonra konuklarımızla buradayız. Analiz sentez devam ediyor. Evet, İran bugün İsrail'e yönelik bir misilleme yapacak, yarın yapacak, bayramdan önce, bayramdan sonra derken o beklenen misilleme gerçekleşti. İsrail 300'den fazla insansız hava aracı ve onlarca balistik füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu İran'ın askeri hava unsurlarının çoğunun İsrail sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Evet, tüm bu gelişmeleri konuklarımızla değerlendireceğiz. Ekonomi yazarı Sadi Özdemir bizimle beraber. Sadi Özdemir, günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz. Günaydın, iyi haftalar, hoş bulduk. İnşallah daha sakin bir hafta olur. Evet, umarız öyle olur. Ve Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalın. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın Elif Hanım, Sadi Hocam. Evet, Şuay Hocam sizinle başlayalım. Şimdi misilleme bayramdan önce olacak, bayramdan sonra olacak, bugün olacak derken gerçekleşti. Cumartesi akşamı saat 23'te. Ama yani bugün gazetelere yansıyan da öyle. Örneğin Akşam gazetesinin manşetinde diyor ki İran İsrail'i vurmuş gibi yaptı. Ne dersiniz? Elif Hanım, tabii ilginç bir sürece tanıklık ettik bayram içerisinde. Aslında Perşembe ve Cuma gününden itibaren Amerikalı kaynaklar İran'ın böyle bir misilleme yapacağına dair adım adım, hatta saat saat dünyayı bilgilendirdi. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tarihin içerisinde de biz İran tarafından bir misilleme gördük. Tabii süreç nasıl başladı, belki onu da bir hatırlatmak lazım kısaca müsaadenizle. Aslında İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırmasından sonra İsrail'e karşı İran'ın bir cevap vermesi bekleniyordu. Ancak biz Kasım Süleymani, 2019'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ı kendi ifadesiyle stratejik sabır politikasına bağlı olarak çok da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına geniş çaplı bir yanıt verdiğini uzun süredir görmedik. Şimdi dolayısıyla kamuoyunda bu bağlamda İran'dan beklenti iki boyuttaydı. Bir, İran'ın karşılık vermemesi ihtimali değil ama İran'ın İsrail'e karşılık daha çok vekalet güçler üzerinden, Hizbullah ve Yemen'deki Hutiler üzerinden karşılık vermesi bekleniyordu. Diğer bir beklenti de İran'ın sınırlı bir saldırı yapabileceğine yönelikti. İkinci senaryo gerçekleşmiş oldu. Tabii bu arada burada önemli bir not var. İran'ın kendi topraklarından İsrail'e ilk kez bir saldırı gerçekleştirdiğini de not düşmek gerekir. Bu önemli bir ayrıntı. Bu da İran'ın bundan sonraki süreç içerisinde bir paradigma değişikliğine gidip gitmeyeceğini de gösterecek bir işaret olacak. Tabii baktığınız zaman İran
İHA'larla saldırdı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin pazar günü açıkladığı rakama göre önce bir 80 tane İHA grubu, sonra 70 dedi, sonra 150'lik bir İHA grubuyla 300 tane İHA'nın İsrail'de doğru saldırı amaçlı gönderildiğini ifade etti. Tabii ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ve Fransa uçakları da İsrail'e destek sağlayarak bu saldırıyı bertaraf etmiş oldu. Şimdi meselenin böylesinden sonra artık bundan sonra ne yaşanır, bu mesele sönümlendi mi perspektifinden baktığımızda şunu söylemek lazım. İsrail İran'a bir karşılık vereceğini ifade etti ama bunun için aslında belirleyici ülkenin Amerika olduğunu da hepimiz biliyoruz. Nitekim hemen pazar günü Beyaz Saray Sözcüsü Kirby Biden'ın bir bölgesel savaş istemediğini, bu meselenin burada kapandığını ifade eden bazı açıklamaları vardı. Şimdilik buradan anlaşılıyor ki en azından Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başka bir hamle yaparak bölgede tansiyonu yükseltmesini istemiyor. Tabii bu noktada şunu söylemek lazım. Yani burada ne gerçekleşti, ne ortaya çıktı, buradan İsrail ne, daha doğrusu İran ne elde etti derseniz, İran bir şekilde aslında 2019'dan itibaren devam eden Kasım Süleymani meselesinden dolayı köşeye sıkışmışlığında bir nevi kendine özgü, kendi iç kamuoyunu rahatlatan bir kısmi nefes almış oldu. Zaten bence bütün amaç da buydu. Çünkü çok ciddi bir baskı oluşmuştu üstünde. İkinci olarak İran tabii bu hamleyle kendisinin kontrolü altında bulunan vekalet grupları, ki burada Hizbullah ve Hutilerden de bahsetmek önemli, var olan gücünü koruyabilmek için de böyle bir hamle yapması kaçınılmaz bir son gibi gözüküyordu. Son olarak da maalesef şöyle olumsuz bir sonucu oldu. Bence Gazze ve Filistin meselesi için baktığımız zaman İsrail aslında son dönemde belki söylemsel seviyede de olmuş olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazı batılı ülkelerin ciddi bir şekilde İsrail desteğinde bir parçalanma görüyorduk biz. Yani meselenin uzaması, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın çok ciddi boyutlara ulaşmasıyla beraber aslında ilk günden itibaren destek veren Avrupalı liderler de ciddi bir sorgulama dönemine girmişti. Maalesef İran'ın yaptığı saldırıyla bir kere daha İsrail arkasında Batı bloğunun desteğini konsolide etmeyi başardı. Bunun tabii ki maalesef belli sonuçları olacak gibi görünüyor şu anda. En azından Filistin meselesi durmadan, Gazze'de kan durmadan yeniden bir kriz yaşanır mı sorusunun cevabına kesinlikle hayır demek kolay değil. Çünkü Gazze'deki bu insani dram ve soykırım devam ettikçe bölgede yeniden bir bölgesel savaş ihtimalini andıran ateşin alev alması çok mümkün. Biz belki İsrail'in İran'a karşılığını yakın zamanda görmeyeceğiz ama önümüzdeki aylarda görmeyeceğimizin de garantisi yok. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biraz daha belirsiz ilerlemeye devam edecek. Evet, çok teşekkür ediyorum Şuay Hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar. Günaydın hocam, günaydın. Sadi, günaydın. Günaydın Mustafa Bey. Bayramınız iyi geçmiştir umarım, her şeye rağmen. Evet. Yani çok evet, dediğiniz gibi her şeye rağmen oldu ne yazık ki biraz. Peki Sadi Özdemir, sizin genel değerlendirmenizle devam edelim. Sonra ayrıntılandıralım. Evet, yani gerçekten de saldırılan bir bakıma bu işten faydalanmış oldu. Ama asıl mesele Gazze'deki durum daha da kötüye gidecek gibi oldu. Çünkü evet, İsrail konsolidasyon sağlamış oldu. İran kendi iç kamuoyuna bak, ben de buradan saldırabiliyorum, şanlı bir saldırı yaptı gibi bir mesaj vermiş oldu. Ama Gazze'de durum hani İsrail'in biraz daha yavaşlayacağı, belki başka bir gelişme olacağı yönündeki beklentileri ortadan kaldırdı. Mesela Avrupa'da Filistin devletini tanıma yönündeki eğilimler artmıştı. Baskılar artmıştı. Şimdi bak, burada bir İran var. İran İsrail'i yok etmeyi hedefliyor. İşte bu İsrail'in tezi, saldırı çok zayıf da kalsa, hiçbir şeye de yaramasa buna yaramış oldu. Bu gerçekten çok acı bir durum. Çünkü biz yıllardır şunu söylüyoruz. Yani bölgede İsrail'in varlığını garanti altına alan bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir şekilde müttefik, yanında neredeyse etle tırnak gibi. Ama bir de düşman görünen
bir ülke var, İran. O da o varlık sebebini tersinden desteklemiş oluyor. Bunun artık son bulması lazım. Bunun tabii genel olarak bölgedeki diğer ülkelere etkisi vesaire, bunları da analiz edebiliriz. Diğer ülkeler için de bir hayal kırıklığı oldu. İran'ın işte bu vekil güçleri için de bir hayal kırıklığı oldu. Ama hani ne oldu? İran kendi durumunu biraz iç kamuoyu açısından kurtardı. İsrail'de düşmanını çok iyi bir şekilde tanımlamış oldu. Çünkü doğrudan İran'ın saldırısı oldu, başarısız da olsa. Şuay hocamızın söyledikleri büyük ölçüde tabii ki durumu özetliyor. Bütün bu hikayede şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İran'ın saldırısının çok da bir işe yaramayacağı ya da bir etkisinin olmayacağına piyasalar da aslında önceden görmüş oldu. Bunu nereden anlıyoruz? Çok da ciddi bir sarsıntı yaşanmadı. Tabii ki borsalarda biraz bugün sabah itibariyle gerileme görüyoruz ama işin hani diğer emtialar vesaire baktığımızda başka nedenlerle hareketlerin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Mesela petrolde hani düşünülür ki İran ve İsrail'in bu gerilimi nedeniyle bölgeye ciddi bir çatışma yayılacak. Buna kimse pek inanamadı. Haklı çıktılar. Onun dışında bakıyoruz, Gazze'de İsrail'in en baştan yapmaya çalıştığı şey, yani bölgeyi tamamen Filistinlileri bölgeden çıkararak ilhak etme planını adım adım ilerlediğini görüyoruz. Ekim'den beri neredeyse işte 6 ay oluyor, 6 aya yaklaşacağız. İsrail'i durduracak herhangi bir net bir uluslararası güç ya da tekil bir güç yok. Bu da çok acı bir tablo. İnşallah bundan sonra farklı gelişmeler olsun. Bir şeye daha dikkat çekeyim. İsrail ile İran'ın çatışmayı daha da büyütmemesi için ya da bu konudaki kaygılar nedeniyle Amerika biliyorsunuz yine Türkiye'nin devreye girmesini istedi. Türkiye zaten biz bütün bu yorumları yaparken Türkiye'nin de konumu aynı. Aşağı yukarı bizim de konumumuz aynı. Biz bölgede çatışma istemiyoruz. Ama bir ülkenin de sürekli bir takım güçlerle bölgedeki bütün hassas noktaları karıştırmasını, zaman zaman bizim de karşımıza çıkmasını, istikrarsızlık nedeniyle de başka güçlerin bundan faydalanmasını artık herkesin görmesi lazım. Türkiye gibi bölgedeki varlığını sürdürmek isteyen, güvenliğine önem veren ülkelerin hepsi artık barışın taraftarı olmalı. Gazze'de de bu vahşet, bu cinayetler artık durmalı ve Avrupa'da başlayan, bizim sürekli söylediğimiz, Amerika'nın da büyük ölçüde yaklaştığı bağımsız Filistin devleti meselesi iyice gündeme oturmalı diye düşünüyorum. Evet Mustafa Bey, bugün gazetelerin manşetleri, örneğin Akşam gazetesi İran İsrail'i vurmuş gibi yaptı diyor. Diğer gazetelerde de kazan kazan başlıkları, manşetleri dikkat çekiyor. Ne dersiniz? Evet, ben az önce hocam da bahsetti, şöylece de bahsetti benzer bir yaklaşımla. Öyle yani, hocamın dediği gibi hadise, yani İran ve İsrail bölgede birbirini besleyen iki güç. Hani devlet ifadesini kasten kullanmadım. Hani ikisinde İsrail'in devlet olma vasfını yitirdiğini söylüyorum da, İran için onu söylemiyorum ama İran'ın da davranışları devlet davranışları değil. Örgüt gibi davranıyor. Zaman zaman özellikle yayılmacılık konusunda bir tarikat gibi davrandığı oluyor. Çeşitli şekillerde davranışları var. Bunların bir kısmını devlet politikasına çevirmiş olması davranışların devlet davranışı olarak adlandırılacağı anlamına gelmez. Benim kanaatim tabii, şimdi hocamın alanına girmeyeyim ama durum bu. İran İsrail'e kazandıran bir hamle yaptı. Beklenmiyor muydu? Bekleniyordu, bas bas bağıra bağıra yani. İran şimdi İsrail İran'ı topa çekmeye çalışıyor. Ey İran, sen bana bir böyle bir saldırır gibi yapmazsan bu Amerikalılar beni iyice bırakacaklar. Avrupa'da zaten çatlak sesler çıkmaya başladı. Amerika'da da çatlak sesler çıkıyor. Hadi gel, sen bana bir el kaldır da
vuruyormuş gibi yap da onlar bir arkama dizilsin. Çünkü eğer böyle olmazsa yavaş yavaş etraftaki bölge ülkelerin de biti kanlanacak. Yani bunun arkasında Amerikan desteği zayıf. Amerika desteği zayıfladı. Hadi İsrail'e bir de biz tokat vuralım falan demeye kalkarlar etraftan. Yani gerçekten ciddi ciddi bunu yapabilecek olanlar. Sen bir gel de şu eski dostuna bir el at dediler. İran'da gitti bir el attı. Teknik olarak bakıldığında da hakikaten zeka sorunu olmayan herkesin anlayabileceği bir danışıklı dövüş var. Bütün peki bölge ülkelerinde olur o zaman İsrail'de hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz çünkü satın alıcısı bunun yalan olduğunu biliyor. Ya bana bir yalan söyle de inanayım diyor mesela. Bazı filmlerde falan olur. Yani yalan söylemene ihtiyacım var. Çünkü birinin yalan söylemesi, size yalan söylemesi sizinle ilişkisini koparmak istemediği anlamına geliyor. Bir taraftan sizi kandırdığı gerçeği var. Bu çok can sıkıcı. Ama bir taraftan da sizinle ilişkiyi kopartmak istemediği için bunu yaptığı gerçeği var. Şimdi Amerika İsrail'e diyor ki bana bir yalan söyle ben de buna inanayım. Tamam ben inanmaya hazırım zaten benim için problem yok. Şimdi dünyayı inandırıp inandırmayacakların hiçbir önemi yok. Devletler şunu biliyorlar devlet politikalarını yürütenler. İnsanlar doğarlar, yaşarlar, büyürler, ölürler. Yeni gelen nesiller çok az şey hatırlarlar. O yüzden tarihçi dediğimiz bir sınıf vardır. Ben zaman zaman böyle yazılar falan yazarken bilgi vermekten şey yapardım. Hani olanların bilgisini toplamak isterim hep genelde. Hani dün bugün işte bir hafta öncesinden beri ne oldu? Bunun arka planında aşağı yukarı neler yatıyordur diye. Orada azalan sonra günümüze yaklaştıkça çoğalan sayıda bilgileri içeren bir şeyler vermeye çalışırım. Sonra baktım ki ya insanlar böyle tarihten örnekler falan istiyor. Ben tarihçi değilim ki. Fakat biraz daha düşününce kimsenin bilmediğini fark ettim. Kimse bilmediği için yakın tarihini yani 10 yıl öncesine kadar olan kısmı 10-50 yıl veya 50 işte 20-70 yıl falan. Bizde yakın tarih var. Yakın tarih uzmanı falan derler. Ya yakın tarih uzmanı olmak için ya geçmiş yakın tarihimiz 30 seneydi zaten. 30 sene çalışan birebir o tarihi yaşamış kadar biliyor olması lazım. Şimdi bize ne yani biz ne konuşalım ki? Ayıptır yani onların yanında konuşmak değil mi? Öyle değil. Bana gazetecilik anlamında da işte medyada şunlar olmuştu haberiniz var mı falan diyenlere rastlıyorum mesela. Yo ben 40 senedir uzaydaydım zaten yeni geldim buraya. Şimdi bu tür tanıklıkların şöyle bir önemi var. İşin içerisinde olanın anlatmasının kıymeti biraz daha fazla. İnsanlara bir şey olunca ya bunu biliyor olmanız lazımdı. Yani Wikipedia'da yazıyor, tarih kitaplarında yazıyor, popüler tarih kitaplarında bile yazıyor. Ve bakıyorsunuz çok neden? Ya herkes sizinle aynı ilgi alanına sahip olmak zorunda değil. Bir de sosyal medyada bilmeden konuşmanın da meşru olduğu bir yer orası. Bir şey olunca siyaseten bilmem ne trolleri beni linçliyor filan diye yaygara kopardığınızda bir anda söylediğiniz her şeyin aptalca olduğunu söyleyenler karşı siyaset taraftarı olmuş oluyor. Ve siz de bir aptallık yapmış oluyorsunuz dolayısıyla ne kadar güzel. Şimdi o yüzden bu tür şeylerde insanların da hakikaten bir fikir namusu, bir fikrinin değerinin olması için onların da biraz çaba göstermesi lazım. Bilmeye, dinlemeye ve okumaya. İran meselesi başından beri bağıra bağıra o yüzden böyle geldi. Ve ben o yüzden şu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın. İran ne diyor? Hava sahasında giren ülkeler var çünkü değil mi? İsrail aralarında. Biz bütün bölge ülkelerini, dostlarımızı bilgilendirdik. Siz bu bilgilendirmeyi yaparken Amerika'nın hiç haberi olmadı değil mi? Ha? Hiç haberleri olmadı. Gizli gizli İsrail'i vurdunuz yani. İsrail de anlamadı mevzuyu falan. Ya Erbil'den geçerken füzeler ateşlendi ve sizinkiler de havada vuruldu. Zaten füzeleri, dronları ateşlerken karşı tarafın onları avlayacağını biliyordunuz. Bir şeyi sorgulamama müsaade edin öyle kapatayım. Şimdi anlatılanlar var ya 100 küsür tane balistik füze, bilmem kaç yüz tane drone murat. %99.9 değil, %100 bu rakamların tamamı yalan. Çünkü ne kadar çok olursa
İran o kadar büyük bir güçle saldırmış ve aynı zamanda da İsrail o kadar büyük bir başarıyla hepsini savuşturmuş olacak. Yani başarının büyük olması lazım. Ne diyor Goebbels? Bir yalan söyleyin ama büyük bir yalan olsun. Küçük yalana kimse inanmaz. Yalan büyük olacak. Şimdi o yüzden ne kadar saldırı ne kadar büyük, Amerika'nın yardımı da o kadar büyük. İsrail'in savunma başarısı da o kadar büyük. Büyük oğlu büyük yani. Şimdi yani Allah bildiği gibi yapsın diyelim de insanlar izleyenler anlamıştır ne demek istediğimi. Bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüp konuşunca tabii ki geriye kalan sorular da aslında birazcık böyle anlamsız ya, gibi ya, oluyor. Ama yani, bir de yalan dolan gerçekten. Yani ya. Ne soracağımı bilemedim durumu oluyor şimdi Elif ama. Şimdi sormadan ben bir şey destek atmış olayım. Tabii size. Buyurun, buyurun Şahircan. Sizin belinizi kolaylaştırayım şimdi Mustafa Bey ile Sadi Hoca'nın aslında hepimizin ortak söylediğine bir katkı olarak sadece şöyle bir bilgi vereyim. Mesela Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkilerine baktığınız zaman şöyle bir gerçeklik görüyorsunuz. Trump ciddi anlamda kendi tabiriyle bir baskı stratejisi uyguluyordu İran'a. Fakat Biden tabii demokrat olmanın getirdiği diyelim bir yaklaşımla başkanlığa gelince mesela İran inanılmaz bazı konularda rahatladı. Örnek veriyorum, ambargo öncesindeki petrol satışlarının nerede aynı seviyesine ulaştı İran Biden döneminde, bu bir. İkincisi, uzun yıllardır biliyorsunuz 2000'lerin ortalarında Türkiye'de bu konuda müzakerelere arabuluculuk etti. Nükleer meselesi konusunda ilk defa yıllar sonra, belki 20 yıl sonra filan, İran, Amerika Birleşik Devletleri ile direkt müzakere yapmak için heyet gönderilmesine izin verdi. Umman'da bu heyetler, görüşmeler gerçekleşti. Daha bir sonuca varıp varmaması ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç olarak İran açısından önemli bir adımdı. Yine bir başka boyutta şunu hatırlatalım. Bunlar daha yakın zamanlar, birkaç sene içinde yaşananlar. Örneğin ambargo nedeniyle İran'ın biliyorsunuz bir 6-7 milyar dolarlık bir parası vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu ambargo nedeniyle serbest bırakılmayan. Biden döneminde bu serbest bırakıldı. Son olarak da 7 Ekim tarihindeki saldırılardan 2 gün sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hatta herkesin dünyanın önüne çıktı, kameraların önünde, dedi ki bu işte dedi İran destekli Hizbullah'ın da katkısı var 7 Ekim saldırılarında dedi. Daha 12 saat geçmedi, Amerika Birleşik Devletleri hayır bu konuda İran'ın bir dahli yok dedi. Hatta bütün dünya şaşırmıştı. Şimdi son Biden dönemine baktığımızda zaten İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin belki buna normalleşme demek tam olarak doğru olmaz kavramsal olarak ama bir şekilde bir pozitif iletişim kanalında ilerlediğini görmek lazım. Yani Trump'ın anlattığı Kasım Süleymani meselesi, ki Trump gerçekten ilişkiler konusunda Biden'a göre İran'a daha tek taraflı, daha Amerikalıların tarifiyle daha düz bir tavır benimseyen bir liderdi. Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran ilişkileri daha sessiz ama daha çok çeşitlenme anlamında yeni alanlar açtı. Dolayısıyla bugün gördüğümüz tablonun içerisinde bazı durumların bizi çok şaşırtması doğru değil. Bu bizim biraz da hani biraz önce Mustafa söyledi ya, yakın zaman tarihi okuma işimiz ya da unutuşumuzla ilgili. Tabii bir de her şeyin ötesinde şunu da görmek lazım. İran'ın dış politika ekseni zaten bu kurguya dayalı bir eksen. Yani İran temel olarak baktığımız zaman her dönemde kendisinin Şii hilali olarak tanımladığı ülkeleri korumak, kendisinin bu noktadaki ideolojisini yaygınlaştırmak gibi temel prensiplere dayalı olan, ideolojik gibi gözükse de çok stratejik ve pragmatik hamleleri olan bir ülke. Şimdi dolayısıyla hani bu söylediğim işin ilmi kavramsallaştırması, Mustafa Bey ile Sadi Bey'in söylediği de yani aslında baktığınız zaman hem genel coğrafyada, bölgede, hem de küresel bağlamda biraz daha böyle çıkar odaklı ve bu çıkar odaklılığı da zaman zaman prensip noktasında esneyebilen bir dış politika görüyoruz. Dolayısıyla unutmayalım ki İran'ın kendi dış politikasında tanımladığı büyük şeytan Amerika Birleşik Devletleri, küçük şeytan İsrail ve bir karşılıklı olarak varoluşsal ilişkileri var. Yani İran'ın bugünkü söylemlerinin çoğu Siyonizme karşı, Siyonizmin bugünkü söylemlerinin çoğu İsrail'in tutumuna karşı. Dolayısıyla biz buna bilimde zaman zaman birbirini besleyen simbiyotik ilişkiler diyoruz.
Bugün de bunun bir başka tezahürünü yansıdığını görebiliriz diye ifade edeyim. Böyle çok kavramsal olarak söyledim ama hani bir tabir var ya, okumuş kadın tabii onu diyemiyor, bunu diyor gibi oldu biraz. Evet, incinmiş. Peki hocam şimdi gerçi Netanyahu'nun da biraz aklımızla alay etmesine alıştık ama tabii bu senaryonun dışında şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çağrıyla olağanüstü dün saat 23'te toplandı. İsrail'in çağrısıyla toplandı. Şimdi bu noktada İsrail Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu kadar tanıyor muydu? Yani Gazze ile ilgili çıkan kararlarda, çünkü biliyoruz ki hiçbir şekilde tanımıyordu. Yani bu da tabii yine aklımızla alay etmesinin bir noktası ama onunla ilgili değerlendirmenizi de alayım hocam. Ya tabii o çok şaşırtıcı değil, çünkü İsrail bu hamleleri çok yaptı daha önce. Biz bunu çok gördük. Özellikle de İran tehdidi karşısında bunu önceki dönemlerde de yaptı. Çünkü bu biraz sonuçta İran-İsrail misillemesi küçük de olsa daha önceki süreçlerde de yaşandı. İsrail böyle bir ülke zaten. 7 Ekim'den sonra herhalde görmediğimiz defosu kalmadı bir ülke ve tutum olarak. Bu noktada da çok şaşırmamak lazım. Zaten İsrail Birleşmiş Milletleri ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu kendi lehine karar vermediği zaman yok varsayıyor. Hani gerçekten öyle de bir düzen kurulmuş durumda ki son dönem süreçler, bazı kararlar hariç, Guterres artık ağlayarak açıklama yapıyor Elif Hanım 7 Ekim'den sonra. Yani bir BM Genel Sekreteri, BM'nin tarihinde yoktur ki bu kadar zor durumda olsun. Ya şimdi İsrail buradan kendisine sadece aslında cumartesi günkü saldırıyla konsolide ettiği 3-5 ülkeyi istemiyor. İstiyor ki bütün 7 Ekim'den sonra karşısına geçen uluslararası sistem üyelerinin BM üzerinden kendisine bir destek vermesini istiyor. Eğer bu da gerçekleşirse gerçekten İran'ın yaptığı saldırı herhalde 7 Ekim sonrasındaki bütün olayları silip atacak. Bundan sonra yeniden İsrail'in bölgede varlığını korumak, İsrail'in korunması gibi eski söylemlere Batı kanadı geri dönmüş olacak. Ve şöyle söyleyeyim, öyle bir kırılma anının içinden geçiyoruz ki bakın Gazze'de refah operasyonu konuşuluyordu. Ateşkes ihtimalleri aynı zamanda masadaydı. Amerika Birleşik Devletleri seçim bahanesiyle bile olsa bir şekilde İsrail'e artık daha zorlama, refaha da operasyon yapma telkini içerisinde olduğu bir dönemdeydi. Şimdi yarın bir gün örneğin birkaç zaman içerisinde İsrail, İran'ın bu saldırılarından kaynaklı şöyle bir şey dese, dünya emin olun destekleyen açıklamalar yapacak. İran'ın vekil güçlerinin yoğunluklu bulunduğu Lübnan'a saldırıyorum ya da burayı işgal etme girişiminde bulunuyorum dese, siz söyleyin hangi batılı ülke ya evet yapma diyecek? Hiç kimse demeyecek, çünkü evet saldırıldın, hedef haline getirildin gibi bir meşrulaştırma süreci yaşandı. Tabii şunu da söylemek lazım, burada da bir çelişki var. Hatta ilginç bir şekilde Almanya'da iki gündür bir tartışma yaşanıyor biliyorsunuz. Türk kökenli siyasetçi Aydan Özoğuz üzerinden. Aslında Aydan Özoğuz şöyle bir tweet attı. Türkiye iç kamuoyunda da bu tartışma oluşturdu. Peki dedi, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırması uluslararası hukuka uygun muydu dedi. İlk kez Almanya'dan böyle bir sesin çıkması. Hatta Aydan Özoğuz'u iki gündür istifaya davet ediyorlar. Elbette değil. Tabii ki bir ülkenin büyükelçiliğine, hele başka bir ülkenin toprağında saldırmak gerçekten uluslararası ilişkiler, diplomasinin kökenleri açısından savaş çağrısı, riskli bir ifade. Ama zaten İsrail, İran'a bunu yaptırabilme noktasında bir hamle yapması gerekiyordu. Bunu biraz sadece yüksek elden yapmış olabileceği ihtimalinde öngörmek lazım diyeyim. O yüzden BMGK'ya başvurması, hatta şimdi eğer birkaç tane de bu saldırılardan İsrail toprağında yaralanan, ölen olsaydı, siz o zaman İsrail'in yapacağı hengameyi görmeniz lazım. Yani dolayısıyla bunlar çok bizi şaşırtmayacak hamleler İsrail'den. Evet. Şunu söyleyelim ama yani biz de gerçekten hem bir şey söyleyeyim, hem bir izleme uyarısında bulunayım. Biz de burada konuşurken daha önce İsrail'in diplomatik temsilcilikleri, sivil yardım kuruluşlarını, medya kuruluşlarını, Anadolu Ajansı ve TRT ve El Cezire dahil temsilcilerini bile isteye ve kasten hedef alarak öldürmesini ve buralara saldırmasını kınadık ve bunun aslında bütün dünyayı
bu tip kurumların veya organizasyonların özel kimliklerini tanımaması anlamına geleceğini, böylece ortada bir kaos olacak. Kimse, yani birisi başka bir ülkenin elçiliğini vurduğunda diyecek ki İsrail yaptı, bir şey demediniz, bana da demeyin. Herkese olumsuz örnek oluyor ve dünya sistemini, evet, sarsıyor İsrail. Kesin. Bunun üstünde durmuştuk. Yani İran'ın bu konudaki. Şimdi izleme uyarısını söyleyeyim. Eğer bu konularda biraz fazla konuşursanız ve size efendim ama işte Siyonist rejime bir şey demiyorsunuz diye böyle tweetler ve tepkiler gelmeye başlarsa, İran'ın beşinci kolu çalışıyor demektir. Hiç kimse bu konuda, hiç kimseyi ben kendi adıma masum görmem. Hiç kimseyi masum görmem. Net. Türkiye'de otomatik İran'da savunma refleksi yoktur. Bunu gösterenin de masum olma şansı yoktur. Yani bireysel çıkış yapmış olma anlamında masum olma şansı yoktur. O yüzden bu tip durumlarda İran'ın içerideki elinin kolunun da kısa olmadığını hatırlamak lazım. Ve bu elin kolun da bazı partileri kullandığını, yani altını özellikle çizeyim. Herkesi kullanmaya çalışır ayrı ama bazı partiler özellikle hedef alır. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet, bugün bununla ilgili analiz haberimiz de vardı. Sizin de söylediğiniz gibi, isterseniz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili değerlendirmeyi de yaptıktan İran gitseydi, niye gitmedi zamanında? Yani İran şey yapsın İsrail'i, ama neden? Çünkü İran da biliyor oradan bir şey çıkmayacak diye. Şimdi bu toplantıdan sert karar alacak, İran buna uysun. Peki karar almasını isteyen ve oranın meşruiyetini, karar alma gücünü kabul eden oranın kararını da kabul etsin. Hani İran çıksın desin ki diğer kararlarını, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer kararlarını ve BM Genel Kurulu'nun kararlarını kabul etsin. Ben de şeyin kınamasını kabul edeceğim. BMGK'nın kınamasını kabul edeceğim desin mesela İran. Yarın biz buradan İran'ın sadece bu dediğiyle sınırında kalmak kaydıyla alkışlayalım. Yani durum budur yani gerçekte. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de söylediğimi, aldığımız hiçbir karara uymadan bize başvuru yapmasını manidar bulduğuna dair bir ifade kullansın hiç olmazsa. Evet. Yok ya, yalan dolan bir oyun sergiliyorlar. İşlerine geleni de bu oyuna uymayanı cezalandırmak üzerine kurulu da bir düzenleri var. Öyle olunca da herkesin teröristi kendine oluyor. Herkesin terör devleti kendine oluyor. Kuzey Kore terörist devlet. Çok güzel. Tamam da Kuzey Kore nerede bir terör örgütünü kışkırtmış filan? Herhangi bir şey yapmış mı Kuzey Kore kimseye? Yok. Bu onun masum olduğunu mu gösterir? Tamam, göstermeyebilir. Başındaki adamın herhangi bir şey yapabileceği yönünde bir kanaat herkeste var mı? Var. Bu kanaati de Amerika oluşturdu. O da ayrı da. Babası için de öyle diyorlardı. O da bir şey yapmadı. Şimdi oğlu için diyorlar. O da bir şey yapmadı. Yapmayacağı anlamına gelmiyor. Çok güzel de ya, bunun yapanı var. Ya yapanına niye kimse bir şey demiyor? Ben onu anlamıyorum. Ha, İran için burada söylenecek bir şey de altını çizelim de. İran'da sağa sola maytap fırlatarak aslında muhataplarının bunlara karşı neler yaptığını, yapabileceğini bir kez görmüş oldu. Sahayı da bir test etmiş oldu. Şimdi onu da muhtemelen muhataplarına karşı tehdit unsuru olarak kullanacak. Diyecek ki ya bak, ben sizi biliyorum, ona göre yani nereden bana, beni önlediğinizi anladım. Yani elim biraz daha güçlendi filan, ama bakın bu memleket meselenin çözülmesi için bir işgalin ve işgalcinin tanımının yapılması lazım, adam gibi. Bu konuyu gündeme getirmeyen herkes çözüm istemiyordur. Net. İki, bölgede nükleer silahların önlenmesi konusunda sadece İran'a yıkılması büyük bir yüzsüzlük örneğidir. İran'ın muhtemel ve potansiyel nükleer silah edinme ihtimali var. İsrail'in elinde. Ve ne var, ne kadar var, kaç tane var? Balistik, ne kadarı balistik, ne kadarı taktik, ne kadarı bilmem ne filan var onların bir sürüsü. Bilmiyoruz. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Şimdi böyle bir yüzsüzlüğün olduğu yerde BMGK, uluslararası kural, bıdı bıdı insan hakları falan, bunlar boş laf ya.
İnsanların da vaktini alıyoruz yani. Gerçekten. Evet, ama işte varsayım üzerinden de ya olsa, evet, maalesef yani. Sade Özdemir. Yok, ben içimden geleni söylüyorum. Biliyorum. Sade Özdemir, sizin de alalım değerlendirmenizi. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Amerikan iç kamuoyu, yani Amerika'nın tamamıyla konsolide edilmesini sağlamış oluyor İran. Bu neden önemli? Tabii bölgeyi konuşuyoruz ama İsrail Amerika ilişkisi, evet, çok sıkı bir ilişki. Müttefiklik anlamında yani çok hani bildiğimiz ya da düşünebildiğimizin ötesinde. Ama tarihte şunu gördük. İsrail herhangi bir adım atacaksa, Amerika bunu engeller kaygısı oluşursa Amerika'ya bile saldırmıştır. Mesela 1967'deki Liberty olayı, orada bir soruşturma komisyonu kurulmuş. Sonrasında büyük bir ihtimalle, hani bir karar yok ama, İsrail'in bu saldırıyı Mısırlılar yaptı diye Amerika'yı hani başka bir şekilde yönlendirme çabasından kaynaklanmış olabilir. Ama bariz bir şekilde İsrail bir Amerikan gemisine saldırdı. 37 Amerikan askerini öldürdü. 100 küsürünü yaraladı. Bununla ilgili de İsrail ile Amerika arasında hiçbir ilişki bozulması olmadı. Sonra enerji krizi, 1970'lerdeki enerji krizi, mesela Amerika'nın başına gelen en büyük felaketlerden biri, çok yüksek enflasyonlara sebep olan bir hikayeydi o. Orta Doğu'dan Amerika'ya petrolle ilgili kısıtlamalar, ambargoların temel sebebi Amerika'nın İsrail'e verdiği açık destek. Özellikle de İsrail-Arap savaşlarında Amerika'nın verdiği açık destek. Bu da mesela Amerika'da kamuoyunu siyasi olarak etkiliyor. Ama İran gibi bir faktör çıkıyor dönem dönem. Hem Amerika'nın en büyük düşmanı olduğunu söylüyor, hem de İsrail'e haddini bildireceğini söyleyip bu tür hareketler yapıyor. Bu da böyle seçimler öncesinde denk geldiğinde, ne işte Trump ne Biden, hangisi aday olacaksa kendi siyasi eksenlerinden, ikisi de İsrailci olmuş oluyor. Biz böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İsrail'in ben herhangi bir konuda Amerika ile farklı düşündüğünde Amerika'yı karşısına almaktan çekinmeyeceğine inanıyorum. Tarihte örnekleri var. İkincisi, Amerika'nın da böyle bir şey olduğunda İsrail'i kendi başına bırakmayacağını biliyoruz. Bırakmıyor çünkü şöyle düşünüyor. Bu işte en de sonunda bizim Orta Doğu'daki karakolumuz, onun da ötesinde özellikle şeydeki Amerika'daki Musevi gücü, lobi gücü, varlık, büyük bir varlık var orada. Bütün bunları düşündüğümüzde böyle bir yapıyla İran'ın mücadele ettiği gibi edilmez. Müttefiklik ilişkisi bile dönem dönem sıkıntıya girdiğine göre, mesela Türkiye ile Amerika arasında da müttefiklik ilişkisi sıkıntıya giriyor. Ama biz de ne yapıyoruz? Bu konuları kabul etmiyoruz. Bunları farklı şekilde çözelim ama biz müttefiyiz, şu alanlarda yolumuza devam edelim diyoruz. Ve Türkiye'den kaynaklanan bir sorun yansımıyor o tarafa. Ama maalesef İsrail, ABD müttefikliği böyle bir müttefiklik. Bütün bu yapı içinde bu iş nereye evrilir? Bu iş, Amerika'nın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. İsrail'in aklı selim insanlarca yönetilmesi halinde daha makul bir Orta Doğu olabilir. Aksi takdirde şu aylardır yaşadığımız katliam, yayılmacılık, çatışma vesaire tamamen İsrail'den kaynaklanıyor ya da Siyonizm'den kaynaklanıyor demek lazım. Evet, işte bu son yaşananla da Mustafa Bey de dile getirdi Şuay Hocam. İsrail mağduru oynayarak belki de işte Gazze'de yaptıklarının her ne kadar mümkün olmasa da üstünü örtmeye çalışıyor. Şimdi bu gelişmeler arasında Gazze nerede sorusunu da sorayım size. Şimdi Gazze nerede? Gazze bak şeyi, hani Gazze'de her şey Gazze nedeniyle ortaya çıktı. İşte İran İsrail gerilimi, savaşın yayılma ihtimali konuşuyoruz ama Gazze ile ilgili bir şey değişmiyor. Tam tersine Gazze ile ilgili dünyanın bakışı, İsrail'in bu cüretkarlığı, bu vahşeti
Bunlarla ilgili insani açıdan daha olumlu bir gelişme yaşanacakken böyle bir şey oluyor. Şimdi Gazze'deki durum ne olacak? Gazze'deki durum sıkıştırılmış büyük bir kitle Mısır'a büyük bir ihtimalle de bu operasyon, bahsettikleri refaha yönelik operasyonu başlatacaklar. Bu durumda Amerika da buna bunu yapma etme demiş olsa bile muhtemelen ses çıkarmayacak ve bu operasyon sonucunda hani Allah korusun hiç istemiyoruz yine çok sayıda masum sivil Filistinli ölecek, ölmeyenler belki Mısır'a geçmek zorunda kalacak ve o artık dışındaki çözümlerle ilgili neler olabileceğini konuşmaya başlayacak dünya. Bu olmasın, bunu hiç arzu etmiyoruz. Şöyle hocam, buyurun. Tabii şöyle söyleyeyim, Gazze bu işin neresinde, Filistin bu işin neresinde? İslam dünyasında, yani Müslüman ülkeler içerisinde her ülkenin kendine özgü bir Filistin politikası var. İran'ınki de kendine özgü. Biraz önce saydığım ana dış politika paradigmalarının içinde Filistin'i okumak lazım. Örneğin ben bayram döneminde hakikaten şaşkınlıkla kendi iç kamuoyumuzdaki bazı tartışmaları izledim. Çünkü dış kamuoyunu da çok yakından takip eden birisiyim, biliyorsunuz. İlginç bir şekilde Türkiye dünya dış kamuoyunda Filistin'e en çok yardım yapan, Filistin'i en çok destekleyen, hatta Türkiye'yi karalamak ve bu noktada bunu bir kara propaganda olarak kullanmak isteyenlerin bir şekilde çarpıtarak Türkiye en büyük Hamas destekçisi diye manşetler geçildiği bir dönemde Türkiye'nin iç kamuoyunda Türkiye Filistin'e yeterince destek olmuyor tartışmasına tanıklık ettik biz son iki haftada, hatta neredeyse son bir buçuk ayda. Hakikaten böyle bir paradoksu dünyanın hiçbir ülkesinin yaşadığını düşünmüyorum ben. Bu haksızlığı kendimize ve Filistin'e yapmamamız gerektiğini de düşünenlerdenim. Çünkü her şey popülizme kurban edilemez. Yani Gazze meselesini popülizme kurban edersek büyük sıkıntı yaşarız. Kendimiz de bu zamana kadar son 20 yılda yürüttüğümüz dış politika bağlamında da bana sorarsanız büyük bir haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii bundan sonraki süreçte yine Türkiye'nin rolünün çok kritik olacağına inanıyorum. Hani Filistin bu işin neresinde diye sordunuz ya, ben biraz daha geniş açıklım, yani konuşmuş oldum belki ama Türkiye'nin özellikle dün de zaten ifade edildi, hem İran'la ilgili olan meselelerde oynadığı rol, hem de bundan sonra ateşkesle ilgili oynayabileceği daha aktif bir rol kısmında ben çok daha önemli süreçlerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu noktada aslında bizim 7 Ekim'den itibaren burada her hafta sizinle konuştuğumuz konunun bir sonucu olarak da şunu söylemek lazım. Türkiye dış aktörler bağlamında, yani bölge dış aktörler bağlamında hiçbir aktörün dışlayamayacağı kadar bölgede önemli bir ülke. Kendi içimizde de baktığımızda Türkiye'nin Filistin politikası, Türkiye'nin Filistin politikasıyla beraber Türk dış politikasının son 20 yılda hem arabuluculuk hem de mekanizma üretme konusundaki gelişmiş kapasitesi de bizim kendimizin körlüğüne kurban gidecek kadar bir açıkçası basit bir mesele değil. O yüzden önümüzdeki günlerde Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu bağlamda yeni ateşkes meseleleri ve ilgili konularda çok daha somut süreçlerin başlayabileceği bir dönem olabileceğini düşünenler benim. Umudumuz da bu yönde. Çünkü Türkiye'nin duruşu gerçekten bana sorarsanız birçok aktörün ötesinde çok samimi, çok barış odaklı ve insan odaklı bir perspektif. Bunun da bu meseleyi, diplomatik süreçleri domine etmesi herkesin yararına olacaktır. Evet. Yani Türkiye bir şekilde her zaman bu işlerin içerisinde olur. Başından beri hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, hem de hala dilimiz oraya gidiyor, İbrahim Kalın, hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Çünkü İbrahim Kalın daha önce Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak biraz aslında ulusal güvenlik danışmanı pozisyonu vardı. O pozisyonda işin diplomatik, askeri diplomatik istihbari tarafının bir özeti gibiydi Cumhurbaşkanlığı tarafında. Ve Hakan Fidan'ın da MİT Başkanı ve aynı zamanda tabii Türk dış politikasının da politika yapıcılarından biri olarak önemli bir figürdü. Şimdi birazcık yer değişmiş gibi oldular ama
Yine birlikte uyum içinde çalıştıkları bilgisini alıyorum. Dolayısıyla bu süreçleri o anlamda bir sağlıklı değerlendirmeyle yürüttüklerini söylemek yanlış olmaz. Onların da hani İran'a ve bölge politikalarına, İsrail'e ve bölge politikalarına, aradaki diğer bölge ülkelerinin niyetlerine, kabiliyetlerine, kapasitelerine veya kapasitelerine, kabiliyetlerine dair çok sağlam fikirleri olduğunu da biliyoruz. Yani bugüne kadar kamuoyuna yansıyan şekliyle bile anlaşılabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir süreç yürüttüklerini düşünüyorum. Yani oradaki pimpon topu oyununda böyle kafayı sağa sola çevirip gerçekte maç oynandığını falan zanneden seyirciler gibi sadece başını oynatmıyor. Aradaki hem ilişkilerde hem diyalogda etkili oluyor. Bir, iki, bir de bizim Türkiye'deki politika yapıcılarının karar vermesi esnasında yani biz kendimize mukayyet olalım, buradan bir şey çıkmaz demesi yeterli. Çünkü onların panik yapmaması lazım. Bir de yani o karşılıklı oyunda hata ve kaza olmaması lazım. Çünkü o da bir potansiyel barındırıyor. Yani oyunu kim ne kadar beceriyle oynayabilecek, o da önemli bir şey yani. Peki şöyle hocam, artık bu konuyu noktalayacağım ama son bir soru sormak istiyorum size. Şimdi Türkiye'de bugün manşetlere nasıl yansıdığını söyledik. İşte kazan kazan başlığı, İran İsrail'i vurmuş gibi yaptığı başlığı var. Dünya basınında sizi şaşırtan bir başlık oldu mu? Dünya basınında nasıl yer aldı? Elif Hanım, ilginç gelecek, bu sefer ben Arap kamuoyuna bakmayı tercih ettim. Çünkü cumartesi gecesi sosyal medya konusunda Arap ülkeleri de oldukça hareketliydi. Bizim sosyal medya hesaplarımıza da yansıyanlar oldu. İlginç bir şekilde Arap ülkelerinin ağırlıklı olarak manşetlerinde de Türkiye'deki benzer manşetleri görüyoruz. Batılı ülkeler biraz daha, Batı kamuoyu diyeyim daha doğrusu, onlar biraz daha... böyle kendi kamuoylarını yeniden İsrail'in güvenliği bizim için hayatidir meselesine telkin etme çabasında yoğunluklu yazılar vardı. Hatta Amerikalı birkaç ismin özellikle İsrail'in güvenliği bizim güvenliğimizdir gibi cumartesi günü attığı tweetlerle hatta şakayla karışık kısmi olarak dalga geçildiğini ama yoğunluklu olarak ana akım yazılı ve görsel medyasında batılı ülkelerin biraz daha o ana fikri telkin etmeye yönelik analizler yine vardı. Yani işte İsrail'i neden korumalıyız? İran-İsrail arasında bir de tabii şöyle görmek lazım. Biz çok politikayla ilgili bir ülkeyiz toplum seviyesinde. Mustafa Bey ile Sadi Bey de bilmiyorum buna katılırım ama batılı ülkelerde insanlar biraz hani coğrafyanın getirdiği bir uzaklık nedeniyle de konunun tarihi ve ana geçişlerini bilmedikleri için oradaki son dönemdeki medya biraz daha bu tarihi perspektif elbette kendi okumaları açısından bir çerçeveyle işte İsrail'i neden korumalıyız, neden işler bu noktaya gelindi meselesiyle ilgili daha çok başlıklar vardı. Son olarak şunu söyleyeyim, biraz önce dedik ya İsrail Batı desteğini konsolide etmeyi başardı diye, buradaki en kritik ayrım şuydu: Batı hükümetleriyle Batı toplumları arasında ciddi bir ayrışma var 7 Ekim'den itibaren gözümün önünde yaşanan. Şimdi birçok ülkede ve Avrupa Parlamentosu'nun seçimi olacak. Amerika'da bunların başında geliyor. Burada İsrail-İran saldırısıyla birlikte hükümetlerin desteğini konsolide etti. Ama toplumların desteğini bu kadar kolay konsolide edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden de Batı medyasının tekrar kendi iç kamuoyunu da biraz Filistin desteğini azaltmak amacı ve İsrail desteğini arttırmak belki beklentisiyle yoğunluklu olarak bundan sonraki süreçte biraz daha İsrail merkezli haberler yapacağını da öngörmek mümkün. Evet. Şimdi Sadi Özdemir, aslında biraz girizgah yapmıştınız, dünya borsaları çok da etkilenmedi diye. Şimdi biz haftayı rekorla tamamlamıştık. 9.814 puanda, gün içinde de 9.849 puanla rekor görmüştü.
haftaya uzun bayram tatilinin sonrasında %0,56 düşüşle 9.759 puandan başladı. Hem kendi borsamız açısından bir değerlendirme alayım, hem belki az önce işte çok da etkilenmedi dediğiniz dünya borsalarıyla ilgili de birazcık daha ayrıntılı alabilirim. Emtiaları nasıl etkiledi? Kripto varlıklarda bir düşüş olduğunu biliyoruz, %5'e yakın. Şöyle, çok etkilemedi derken böyle bir savaş çatışma ihtimali normalde çok sert düşüşlere sebep oluyor, evet, borsalarda. O olmadı. Tabii ki bir düşüş etkisi var. Küresel olarak da var. Mesela Asya tarafından doğru açılıp geliyor ya borsalar, dünya yuvarlak olduğu için malum. Gevşemeler gördük ama bazılarında mesela Çin'deki, Japonya'daki başka gelişmelerin de etkisi oldu. Ama genel olarak İran'la İsrail arasında bir savaş çıkacağına piyasalar inanmadı. İnansa bu düşüşler böyle işte 0.50 ile 1.5-2 arası değil, %4'ler 5'ler olur. Hani çok büyük bir enerji krizi çıkacak kaygısı realize olmuş olur. Az önce söylediğim 70'lerdeki gibi. O zaman her şey alt üst olurdu. Dolayısıyla böyle atlatıyor. Emtia tarafında altın tabii ki güçlü duruyor. Çünkü böyle durumlarda hiç kimse başka bir şeye çok da güvenmiyor. Ama Bitcoin gibi altın alacağına Bitcoin al diyenler bir kere daha yanılmış oldular. Kripto paraların çok kolay müdahale edilebilir olduğu, özellikle böyle gerilim anlarında, mesela Amerika'nın İran ekseninde kripto paralarla ilgili neler yapabileceğini konuşmaya başlasak, orada hiç de ciddi bir güvence olmadığını anlarız. Zaten bu nedenle risk algısı en yüksek kripto paralarda oldu. Başta da Bitcoin'de oldu ve sert bir düşüş gördük. Altında işte riskli zamanlarda malum güvenli liman atasözümüz geçerli. Orası dik duruyor. Borsalar bence bu mesele bugün yarın daha iyi anlaşılacak. Yani İsrail zaten ilk anda ne dedi? Hemen karşılık vermiyor. Çünkü İsrail'in şu an önündeki, içindeki ve önündeki çatışması ya da yapmaya çalıştığı şeyler, onun da stratejik olarak bu İran'la ilgili hesaplaşmayı şu anda yapmasını stratejik olarak doğru bulmuyor İsrail. O nedenle ötelemiş durumda. O nedenle şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem için, biraz daha uzun vade için Amerika'da faiz indirimleri büyük bir ihtimalle Kasım'a kalmış durumda. Avrupa'da Haziran'a kalmış durumda. Böyle bir yapı içinde dolar güçlü seyreder bir süre daha. Altın bu bölgesel ve küresel riskler nedeniyle güçlü seyredebilir. Borsalarda bütün bu gelişmelere göre zaman zaman kar realizasyonları olur. Unutmayalım, bayramdan önce bizim borsamız %5'lik bir sıçrama yapmıştı. Yani evet, hiçbir şey olmasa bile %5'lik tek günlük bir sıçramadan sonra satış gelebilir. O nedenle bunları şu an tabii net bir şekilde ölçemiyoruz. Çünkü böyle de bir gelişme oldu. Ama yine tekrarlıyorum, bir fırtına yok. Hatta şiddetli bir rüzgar yok piyasalarda. Daha hafif bakalım edelim. Hani durumundan, pozisyondan memnun olmayanlar başka pozisyonlar alabilirler. Ama biz şunu anlıyoruz. İşte İsrail, İran ekseninde bölgeye ciddi bir savaş yayılması, bunun da büyük bir enerji arz krizine sebep olması pek olası değil. Ne dersiniz Mustafa Bey? Ben de yani şöyle, enteresan bir şey var yalnız. Genelde de hep öyle olur aslında. Kötü haberi iyi haberi kovar. Kötü para iyi parayı kovar. Yani kötülük iyilikten daha fazla, kötü şey iyi şeyden daha fazla gündem olur, daha fazla dikkate reklam alınır. Reklam değeri daha fazla. Çünkü evet, yani sevdiğiniz şeylerden değil, korktuklarınızdan daha fazla etkilenirsiniz. Şimdi borsada genel anlamda Türkiye ekonomisine yönelik pozitif haberlerden etkilendiğinden daha fazla etkileniyor olumsuz haberlerden. Birine 2 puan, birine 1 puan veriyor yani. Şimdi geçtiğimiz hafta hem Dünya Bankası'nın rahim kredi haberi, hem rapor
verdiği rapor, enflasyon raporu. Ondan önce işte büyük bir Amerikan bankasının yine döviz ve faiz üzerine verdiği, hazırladığı bir rapor filan. Yanılabilirler tabii. Birçoğu da bugüne kadar pozitif yönde hep yanıldılar. Yani Türkiye daha pozitif sonuçlar aldı. Onlar endişeli bekleyiş içindeydiler. Onların negatif raporlarını, negatif beklentilerine rağmen Türkiye pozitif sonuçlar aldı. Büyümede vesaire. Ama şimdi de pozitif raporlar var ama piyasaya çok fazla yansımıyor. Tabii piyasanın bunları nasıl değerlendirdiğini de doğrusu biz bilmiyoruz. O bizim işimiz değil. Piyasada anladığım kadarıyla yoğurdu üfleyerek yiyor. Bu önemli bir şey. Önce o güvenin tam olarak sağlanması lazım. O güvende hala bir sorun var. Bu sorunu tabii dışarıdan da biraz pompalıyorlar. Biraz işte bu politik sebepler etkili olabiliyor. Ama neticede hem raporların hem de Türkiye'nin üretim kapasitesinin işte ne bileyim işte istihdamın yükselmesinin, işsizliğin azalmasının bir karşılığı olacak mutlaka. O yüzden o karşılığı beklemek lazım. O karşılığa uygun olarak da hareket etmek lazım. Sanki hiç seçim bitmemiş gibi bir şey var. Politik iklim var. O iklimden artık bizim bir kurtulmamız lazım. Evet. Net. Türkiye'de işsizlik oranı Şubat'ta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7'ye geriledi. Elif Hanım. Hemen söylediniz. Buyurun Saad Özdemir. Şimdi işsizlik meselesine şöyle bir girizgah yapalım da. Tabii. Biz uzun süredir şunu söylüyoruz. Emek piyasası aslında çalışanlar lehine. Uzun süreden beri ilk defa bu kadar iyi. Yani özel sektörün çok büyük istihdam talebi var, iş gücü talebi var. Ama yeteri kadar iş gücü istihdam edemiyor, bulamıyor. Bunu bugünkü verilerle de teyit etmiş oluyoruz. Artık %8,7 işsizlik oranı. Genç işsizlikte net bir düşüş var. Bu İşkur'un geçen hafta gündem olan bir verisini de hatırlatalım. 330 bine yakın sadece İşkur'da açık iş var. Yani İşkur diyor ki, İşkur'a müracaat eden özel sektör şirketleri diyorlar ki bizim şu elemanlara ihtiyacımız var, sıralıyorlar. Ama o elemanlar, o pozisyonlar için müracaat yok. Dolayısıyla bizim bu işsizlik oranımız görece daha da aslında az. Ama tabii ki bu karşılaşmanın bir şekilde çözülmesi lazım. Gerçekten Türkiye ekonomisi reel anlamda sanayi, üretim tarafı, hizmetler, turizmi düşünün ve diğer hizmetleri düşünün. Her tarafta bir insan kaynakları sorunu var ve iş gücü talebi var. Bu normalde hani kötü bir dert olarak anlatılır ama bu aslında iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü artık ekonomimizde ciddi bir ivmelenme var uzun süredir. Reel anlamda söylüyorum bunu. Bu da daha çok istihdam talebi yaratıyor. Diğer tarafta makro dengelerle ilgili yeni ekonomi politikası, yani Mayıs seçimlerinden sonra alınan strateji kararları ya da yeni program, burada da kararlı bir şekilde uygulama devam ediyor. Mustafa'nın söylediği özellikle Türkiye ile ilgili değerlendirmeler pozitif şekilde sürekli geliyor. Ne olacak? Önümüzdeki aylarda şunu göreceğiz. Not artırımı göreceğiz. Bir. İkincisi, enflasyonla mücadelede de yılın son çeyreğine doğru çok daha iyi tablo göreceğiz. Bu bizim elimizdeki var olan ve devam eden, değişmeyen görünüm. Ha, bunu ne olumsuz etkileyebilir dersek, artık hiç siyaset veya seçimlerle ilgili bir şey etkilemez. Ancak ve ancak Allah korusun, konuştuğumuz, sabahtan beri konuştuğumuz bölgedeki ciddi çatışma risklerinin realize olması etkileyebilir. Nasıl etkileyebilirin cevabı net. Rusya-Ukrayna savaşı hiç biz içine girmediğimiz halde, hep arabulucu olduğumuz halde 2022 ve 2023'te bize net 100 milyar dolar enerji faturası yükledi. İşte böyle şeylerin olmaması halinde biz bu tünelden çıkıyoruz inşallah bu yılın sonunda. İşsizlik rakamlarımız da daha da düşecek. Bu düşüş trendi çok uzun süredir devam ediyor. Bunu da hatırlatalım.
Yani neredeyse 2021'den beri işsizlik rakamları iyileşme anlamında söylüyorum, azalma anlamında söylüyorum, gerilemeye devam ediyor. Evet, özellikle özel sektörde istihdam talebi çok var, hatta karşılanamıyor. Tabii belli mesleklerde, belli meslek gruplarında, belli iş gruplarında bu böyle. Eskiden beri de aslında böyle. Bir tarafıyla da şöyle düşünmek lazım. Şu anda o işsizlik rakamı mesela. Bu şu anki durum 5 yıl önce olsaydı işsizlik %10'un üstünde olurdu. Belki. Ya da %10'a yakın olurdu. Neden? Şu anda Türkiye'de işsizliğin önemli bir kısmını alan esnek çalışma sistemiyle yurt içi ve yurt dışı şirketlerde çalışan insanlar var. Oyun sektörü var. Dijital sektörlerde çalışan insanlar var. Hiçbirine normalde baktığınızda işsiz, güçsüz filan zannedersiniz. Çünkü SGK'ya bakmazsanız öyle yani. Dışarıdan çalıştığı belli olmayan insanlar. Şimdi bu tabii yeni dönemin şeyi, getirdiği bir şey. Dijitalleşmenin getirdiği bir sonuç. Ve giderek de artacak. İşte Türkiye'de mesela buna yatırım yapıyor. Geçen, daha önce biz de gündeme getirmiştik. Ara ara daha çok gündeme gelecek. Dijital göçebe diyorlar. Dijital kiracılar, dijital göçebeler, dijital turistler. Ama artık turistlikten çıkıp biraz da yerleşimci oluyorlar. Türkiye'de onları davet ediyor. Gelin burada çalışın diyor. Çünkü bunlar zaten evden çalışıyorlar. Bunlar zaten paylaşımlı ofislerden çalışıyorlar mesela. Türkiye'de onlara diyor ki gelin Türkiye'de otelden çalışın. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Norveç'te, Kanada'da filan bir ofise vereceğiniz paradan daha az para harcarsınız misal. Ve aynı parayı harcarsınız ama tatil yerinde olursunuz. 3 ay 5 ay gel buradan çalış diyor. Tamam. Ve Türkiye bunu destekliyor. Neden? Çünkü hızlı internet erişimi var, kesintisiz. Elektrik ve internet erişimi hızlı ve kesintisiz, yeterli. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Geri kalan kısmı, hayatının işin dışında kalan kısmında yaşayabileceği diğer özellikler. Şimdi Türkiye buna da talip. Kendi ülkesinde de dışarıya çalışan insanlar var. Aynı zamanda da oluyor bunlar. Hem burada çalışıyor, burada bir şirkette çalışıyor. Hem de aynı zamanda belli saat dilimlerinde yurt dışında çalışıyor. Atıyorum işte sabaha karşı Japonya'ya çalışan var. Gece yarısına yakın işte akşam 5'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gündüz başlıyor 7'de filan. Oraya çalışan var filan. Dolayısıyla biz bu şeyin istihdamın korunmasında dijital sektörlerden çok ciddi bir fayda görmeye başladık. Daha fazlası da olacak diyorum ya, bunların hepsinin ekonomiye de yansımaları olacak. Başka zaman olsaydı bu kadar düzenli bir istihdam artışının, işsizliğin düzenli azalmasının çok daha pozitif sonuçlarını görürdük. Ama şimdi normalde olması beklenen pozitif sonuçları çok fazla göremiyoruz. Bana da enteresan geliyor ama bir gün görmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Bu arada da araya bir sürü şey giriyor. Hani İran meselesi olmasa belki bugün borsalar daha pozitif açılacak. Yani tamamen ekonomik gerçeklerden uzak bir konudan bahsediyoruz. Orada tehdit algısını yükseltince sizin hani oluyordu bazen, geçtiğimiz yılda çok konuştuk. Tam böyle şahane bilançolar açıklanacakken bir haber geliyor, bilanço güme gidiyor. Şimdi burada da iyi haberler güme gidiyor bu tip tartışmalar yüzünden. Bakalım onu biraz daha bizim piyasa oyuncuları bize biraz daha ayrıntılı anlatırlar diye tahmin ediyorum. Peki o zaman şimdi başlarken de dediniz ya işte geçmiş bayramımızı kutladık ama işte bayrama ne yazık ki bir de Antalya'daki teleferik faciası gölge düşürdü. Şimdi madde madde ihmaller sıralanmış, Akşam gazetesinde de var. 3 ay sürecek bakım seçim ve bayram bahanesiyle 2 haftaya sıkıştırılmış. Teknik ekibin değişmesini istediği 156 parçadan sadece 19'u değişmiş. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu lütfen politik olarak algılamayın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kafasındaki olan birinin halkı bireysel olarak çok fazla düşünmesini beklemeyin. Ben beklemiyorum. 35 yıl sonra ben ön yargılı olabilirim. Bunu kabul ediyorum.
Ama ön yargımın bir kıymeti olduğunu da iddia ediyorum. Umarım siz 35 yıl beklemezsiniz bu yargıya varmak için. Benimki ön yargı değil, benimki son yargı. Ama size ön yargı diye gelebilir. Çünkü o 35 yılı yaşamamış olabilirsiniz. Bunu İstanbul'da da görüyoruz biz. Ben her gün görüyorum. Ben Küçükçekmece istikametinden buraya geliyorum. Londra asfaltı üzerinden geliyorum. Ve metrobüsleri görüyorum ben. Hani sayısı 10 katına çıkartılacaktı? Hep söyledim, 8 ay orada bir üst geçit yapılmadı. Bir metro durağı yapılmadı 8-9 ay. Hala tam bitmiş değil. Yarım yamalak açtılar seçimden önce. Hala yol sapağında asfalt çıkıntısı dışarıda duruyor. Birisi Allah korusun gece, siyah da zaten asfaltta boyalı değil. Yani çizgi şerit de yok. Birisi gelip sol tekerleğini oraya kaptırırsa Allah korusun takla bile atabilir. Allah'tan millet kolluya kolluya geçiyor. Amerika'da falan olsa böyle bir öttürürler adamı. Kusura bakmayın bu tabirim için ama. Hem maddi hem manevi olarak. Holdingin olsa batarsın, öyle tazminat ödettirirler yani. Düşünmezler. Ben görüyorum yani burada da benzer şey olmuş. Ya. Teleferik paslanmış. Ya, nasıl paslanır ya? Can taşıyorsunuz ya, insan iki dakika bir sorumluluk taşımaz mı? Yani yerden yaklaşık 600 metre. Ama yani sorumluluk taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz ya. 15 günde bir bakılacaksa 15 günde bir bakılacak. Yarım saatte bir bakılacaksa yarım saatte bir bakılacak. Ona göre parasını vereceksiniz. İstanbul'da da otobüslerin bakımı için para verildi. Verilen parayla otobüse bakılmadı. Yandı otobüsler. Yolda kaldı otobüsler. Kim umursadı vatandaşı ya? Hiç kimse umursamadı. Neden? İki partinin oylarını satın aldığınızda %8'lik iki parti, biri 0.6, biri 0. biri 1.9 aldığında o zaman vatandaşı umursamazsınız ki, zaten satın alıyorsunuz onu. Vatandaş için harcamadığınız parayı harcayıp öbür taraftan satın alıyorsunuz bonus. Sonra da seçim kazanabiliyorsunuz yani. O yüzden umursamazlar. Burada da umursamadılar. Olan insanlar oldu. Efendim filan yerde de Feşbeken şeyi hükümet başka parti umursamadı. Olabilir. Ama kimin kimi umursayıp umursamadığı konusunda politik davranırsanız kimse kimseyi umursamaz. Hepsi de meşrulaşır yani. Ya politik saldırıyorlar bana filan. Bitti gitti o zaman. Ne konuşuyoruz biz burada ya? O yüzden bu tür konularda biraz daha sağlam, dayanıklı, dirayetli davranmamız lazım. Kitlesel ölümleri Türkiye hak etmiyor ya. Kitlesel tehditleri hak etmiyor. Riskleri, krizleri hak etmiyor Türkiye. Bu nedir ya? Yıllardır düzgün çalışıyor. Ne oldu? Şimdi bakıyorum ya, yapana niye laf etmiyorsunuz diyorlar mesela. Yani ne demek yapana niye? Ya yakında şey diyecek, onu kim doğurdu? Filan yapan uçlu mühendisi kim doğurdu? Onun asıl kabahat annesinde filan. Giderek yavaş yavaş Allah'a kabahat bulmaya başlayacaktı. Filancıyı niye yarattın filan diye. Öyle bir dünya yok ya. Bazı şeyleri de politize etmeyelim. Ne oldu kardeşim, paslandı mı? Paslandı. Bakımı için yetkili bir şirket, yeterli bir şirket bulundu mu? Bulunmadı mı? Bulunmadıysa herkes bedelini ödesin ya. AK Partili de ödesin, MHP'li de ödesin, CHP'li de ödesin. Ama enteresan bir kafa var. Şuna da güveniyorlar. Bakın bu ülkenin milliyetçi muhafazakar kitlesi çok sorumlu bir kitledir temel olarak. Arada sorumsuzlar vardır, ayrı bir bahis. O her yerde var. İstisnalar konuşmuyoruz. Çok sorumlu bir kitledir. Kendisinde olmayan şeyi başkasında şey yapmaz. Sorun olarak görmez. Ama yavaş yavaş şuna alıştırılıyor insanlar. Bir bakıyorum adam İstanbul'da belediye başkanı orta kar yağarken balık yemeye gidiyor. Boğaz'da balık yemeye gidiyor. Herkes ne bileyim onun personeli memur maaşıyla İsviçre'de kayağa gidiyor. Yarasın koçuma filan muamelesi görüyor bir tarafta. Onun kitlesi öyle yarasın koçuma diyen bir kitle. Tatil benim adamıma yakışıyor diyen bir kitle. Ama öbür taraftaki kitlenin zaafının farkında. Dürüstlük zaaftır onların gözünde. Ya diyor, bunların içindeki zenginler zenginliklerini gösterdiklerini yüzlerini vurursam bunlar utanır. Ben utanmazım da
bunlar utanır diyor. Ve onlara olan desteğini çekerler. Bak bunların hepsini yaşadık. Hepsini yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz. Bir tanesi istakoz yemiş. Belki Maldivlere tatile gitmiş. Yemiş ya, beni ilgin. Ya normalde 5 sene evvel bunların mevzusu da olmazdı. Ama şimdi geldiğimiz noktada sanki bunları sadece bu. Neden? Diyor ki tamam biz yapıyoruz. Bizim zaten hayat tarzımız o. Bizim kitlemizde yarasın koçuma diyor. Ama sizinki öyle değil ki. Sizin kitleniz öyle demiyor. Ben de seni senin kitlenle vuruyorum. Şimdi o yüzden siyasi gerçeklikler var. Eleştirilecek şeyler var. Ayrı bir bahis. Bunların hepsinin bir ahlaki çerçeve içerisinde olması lazım. Ben hayatını nasıl geçirdiğim birilerinin, ismi lazım değil CHP'li birilerinin bu konuyu dillerine dolayıp yani milletin yanında da derviş gibi davrandığını görünce hakikaten cinlerim tepeme çıkıyor. Hakikaten yani. Ha, o muhatabıyla aramda ama yakaladığımda ki yakalarım yani gördüğümde kendisinin yüzüne söyleyeceğim onu da söyleyeyim. Merak ettim. Ama hakikaten yani. Hakikaten terbiyesizliğin dibi ya. Böyle bir şey yok. Millet de okurken diyor ki bak ne kadar dürüst bir siyasetçi ya. Yani bir şeyleri de düzgün bir biçimde eleştiriyor filan. Ya o yüzden kimin söze bakın sizi rahatlatıyor olabilir. Bazı eleştiriler, tepkiler, güzel süslü laflar sizin hoşunuza gidiyor olabilir. İtirazım yok. Ama kimin söylediğinde bakın ne olur. Şuay Hocam size de sorayım. Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesisiniz. Ne dersiniz bu olayla ilgili? Ya Elif Hanım, gerçekten ben Mustafa Bey şu ifadesine katılıyorum. Yani böyle bir konunun bu bir kere siyaset üstü bir mesele. Yani belediye başkanının hangi partiden olduğundan bağımsız yani bir teleferikten bahsediyoruz. Baktığınızda basit bir mekanizma. İşte nasıl yapılacağı, nasıl denetleneceği ya da neyse nasıl tamir edileceği belli olan bir mekanizma. Bunun için daha insanlar havada yarısı kurtarılmamışken farklı mecralarda farklı suçlular aramanın ben çok samimi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Biraz da art niyetli buluyorum açıkçası. Çünkü içeride yani şeylerin kabinlerin içerisinde ne olursa olsun bir can mücadelesi var. Kaç metre yükseklikte insanlar ve gerçekten devlet seferber oldu. AFAD hem askeriye aynı şekilde nitekim görüntülerde de vardı. Helikopterle indirilen insanlar günün öğlen saatlerine kadar ertesi günü. Yani dolayısıyla bazen bazı şeylerde siyaseti bir kenara bırakıp suçlu olanın suçunu bir şekilde kabul edip, yani şöyle de bir şey değil tabii bu. Yani farkındalık meselesi de büyük bir sorun. Ben bu noktada da şunu aslında dile getiriyorum yerel seçimlerden sonra. Her şey siyaset değil, her şey özellikle yerel yönetimler açısından, çünkü birebir vatandaşla temas ettiğiniz bir siyaset alanı yerel yönetimler. Dolayısıyla her şey günün sonunda siyasi parti, siyasi görüşün ötesinde bir insanların hayatına dokunmak meselesi. Bunu yapmak için de öyle görünüyor ki bazı partilerin deneyim kazanması lazım ve bunun da sorumluluğunu alması lazım. Ama ne denebilir ki, gerçekten bir kişinin vefat ettiği, 7 kişinin yaralandığı bir sürece tanıklık ettik. Allah beterinden saklasın vefat eden vatandaşın. Bence beterinden de bu noktada sakladı. Çünkü işte o sırada Sinan Ağaç'a, 24 muhabiri Sinan Ağaç'a oradan canlı olarak sürekli bize aktardı. 23 saatlik kurtarılma sırasında çok rüzgarlı olduğu anlar oldu. Sonrasında zaten Antalya 28 dereceydi ki nemle hissedilen çok daha fazladır. İnsanlar o kabinlerin içinde çok uzun süre mahsur kaldılar. Sizin de söylediğiniz gibi Allah aslında, yani tabii bir, keşke bir vatandaşımız da hayatını kaybetmeseydi ama bence beterinden sakladı. Sakladı, daha felaket olabilirdi. Tel kopabilirdi. Bakın o aynı anda telde asılı kalan onlarca işte vagon var. İçlerinde yüzlerce insan var. Ve her birine tek tek helikopterlerle falan nasıl ulaşıldığını görüyoruz. Evet. Yani kusura bakmasınlar da. Ha, bu devlet, bu yani merkezi hükümet, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin
bütün şımarıklık ve beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyor. Ya da önlemeye çalışıyor ya da zararını azaltmaya çalışıyor. Tabii ki devleti vatandaşını telde bırakacak hali yok. Tabii ki. Ama yani biraz da bu tür şeylerde sen gereğini yapacaksın. AFAD da işini yapacak ama bu insan eliyle gelen bir felaket. Ya da ne bileyim İstanbul'da hastanenin yolunu yapmıyorsun. Devlet nasıl olsa yapıyor. Metroyu yapmıyorsun. Devlet nasıl olsa yapıyor. De be kardeşim, her şeyi devlete yaptır. Ondan sonra topladığın parayı da oy satın almaya harca. Ondan sonra da ben çok başarılıyım. Ya bir yürü git Allah aşkına ya. Hakikaten adil değil böyle şeyler ama ya az önce söylediğim, kendimle çelişmeyeyim. Az önce söylediğim söyleyeyim, seçim bitti. Bakın ben bugün işte bilmem nerenin CHP şehirleri özellikle söylüyorum. Adana kötü yönetiliyor kardeşim. Antalya kötü yönetiliyor. İstanbul kötü yönetiliyor. Tırnak içinde yönetilmiyor aslında. Bak giderek daha fazla arıza verecek. Geçmiş 10-15 yılda, 20 yılda yapılan altyapının taşıyıcılığını kullandı. Şimdi eğer kendisi yatırım yapmaz da yine para biriktirmeye kalkarsa o zaman bu şehir patlar. Bunu da biz o zaman tekrar konuşuruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, ekonomi yazarı Sadi Özdemir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın. Hepinize değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Analiz Sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.